Merhaba. Bir Merak Ettikleriniz programında daha yeniden bir aradayız. Sizden gelen sorulara Kur'an, iman hakikatleri ışığında ve hadisler ışığında cevap vermeye çalışacağız inşallah. Aylin'le arkadaşımla birlikte sorularınıza cevap vereceğiz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine sorabilirsiniz. Başlıyoruz inşallah. Şimdi ilk sorumuz bir kardeşimizden gelmiş. Diyor ki aslında iyi bir soru, gerçekten cevaplanması gereken bir soru. Dünyanın bu kadar sanattan, estetikten uzaklaşmasında İslam dininin payı yok mu diye sormuş. Şimdi genel olarak dünyada bir inanç var. Kadınların ezilmesinden İslam dini sorumludur. Sanattan uzaklaşılmasından İslam dini sorumludur. Eğitimsizlik ve diğer şeyleri de hep İslam dinine mal etmeye çalışırlar. Bu aslında gerçek İslam dininden uzaklaşmanın getirdiği bir sonuçtur. Aslında dünya çapında. Bu Kur'an'da tarif edilen Allah'ın düşünmez misiniz diye insanlara seslendiği, Kur'an'da tarif edilen ve Allah'ın her türlü sanatı teşvik ettiği, her türlü güzelliği övdüğü, her türlü güzelliğe insanları çağırdığı, Kur'an'dan uzaklaşmalarından kaynaklanan hurafe dininin getirdiği bir sonuç. İnsanlar hurafe dinine kaydıklarında, yani Kur'an'ı bir kenara bırakıp hurafelerden oluşmuş fakat adına İslam denen ve daha çok radikal bir zihniyeti teşvik eden bir din ortaya çıkardılar. Ve şu anda dünya çapında İslam adı altında yaygınlaşan, savaşların sebebi olan, kadınların ezilmesinin sebebi olan, sanattan, estetikten, kültürden, eğitimden, bilimden insanların uzaklaşmasına sebep olan her şey bu dinden uzaklaşma, gerçek Kur'an'dan uzaklaşma ve insanların hurafelere dalmalarından kaynaklanıyor. Aslında Rabbimiz bütün dünyayı çok büyük güzelliklerle yaratmış, çok büyük nimetlerle yaratmış ve cennete baktığımızda şarkı söyleyen ağaçlar, birbirinden güzel nimetler ve sanatın en güzelinin yer aldığını görüyoruz. Örneğin şimdi dünyada etrafınıza bir bakın, kelebekler var, Allah yaratmış onları. Birbirinden güzel, estetik, olağanüstü güzellikleriyle, olağanüstü simetrik. Bütün üzerlerindeki şekillere, üzerlerindeki renklere kadar. Papağanlar ayrı bir güzellik, ağaçlar ayrı bir güzellik. Şimdi Allah bu kadar estetiği, bu kadar güzelliği neden yaratıyor? O kelebekteki güzelliği neden oluşturuyor? Çünkü orada bir sanatçının sanat eseri var. Ve o sanatçının sanat eserini Allah mutlaka görmemizi istiyor. Bunu görmemizi isteyen Allah, o sanatın güzelliklerini, tezahürlerini, kopyalarını da bizim sevmemizi İster elbette, onları meydana getirmemizi ister. Hatta Hazreti Süleyman döneminde ayette geçer, dilediği şeklinde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde kazanlar, çanaklar yapıldığı belirtilir. Hazreti Süleyman biliyorsunuz o zenginliğiyle o heykellere, o süslere önem vermiş. Niye? Çünkü Allah'ın sanatının güzelliğinin farkında. Onların bir tezahürü olarak, onların kopyalarını meydana getirerek onlardan haz, güzellik alıyor. Dolayısıyla İslam hem sevgi dinidir, hem sanat dinidir, hem güzellik dinidir. Güzel olan her şeyin dinidir. Dolayısıyla yasaklamalar İslam'a ait değil, İslam adına ortaya çıkarılmış hurafe dinine aittir. Tabii sanatın her alanı cennetin aslında nimeti. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü cennette her şeyin en güzeli var. Allah her şeyin en güzelini yaratacak. Müziğin en güzeli var. En ahenkli danslar var. Bütün canlıların, bunlara kelebekler, kuşlar dahil olmak üzere ağaçların bile dans ettiği, müzikten zevk aldığı bir ortam düşünün. Ve bunun en güzeliyle şu an hayalini bile edemediğimiz şekilde yaratıldığı bir ortam. Yine sanatın en güzelleriyle karşılaşacağımız yer cennettir. Cennet köşklerinin o sanatsal ahenkli dekorasyonları bizim şu anda aklımızın belki alamayacağı olağanüstü güzellikte olacak. Ve Allah bunları bir nimet olarak sonsuza kadar bütün inananlara bir nimet olarak sunuyor. Allah'tan çok büyük bir ikram olarak. Şimdi bunun tabii ki dünya üzerinde benzerinin taklidi olarak bile olsa oluşturulmaya çalışılması insanlara yine Allah tarafından dünya üzerinde verilmiş olan ikramlar oluyor. Ama bunu yasaklamaya kalkmak, bundan zevk alınmasını engellemeye kalkmak tabii ki İslam'la hiçbir şekilde bağdaşmaz. Kur'an'da Hocamızın yoktur bu. Bunu da Kur'an'da hatırlatalım. yok tabii Kur'an'da dediğim gibi. böyle bir yasaklama yok. Allah sanatı övdüğü gibi Kur'an'da da o sanatın örneklerini veriyor. Tabii Hazreti Süleyman Sebe Melikesi'ni oluşturduğu o sanatla etkiliyor. O Tabii. suyla birlikte, çünkü su olmayan bir yerde su görüntüsü verilmesi sanatın en mükemmel şekilde kullanılmasını bize aslında gösteriyor ki yine Peygamberimiz de tebliğde her şeyin en güzelini, kendisi Bizans cübbelerini giyerek en yakışıklı talebelerini, en yakışıklı tabilerini tebliğe göndererek Hazreti Dihye gibi
Sanatın en güzeliyle Müslümanların giyimlerinde, kuşamlarında, süslerinde, bakımlarında hepsinin kullanılmasını teşvik ederek Müslümanlara aslında bu konuda çok güzel örnek olmuştur. Şimdi hocamızın çıkmak üzere olan bir kitabı var bağnazlıkla ilgili. Çok önemli ve değerli bir eser olacak bu. Burada verdiği bazı örnekleri okumak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz sanat deyince heykellerin haram edildi. Ressamların cehennemin en uç noktasına gideceğiyle ilgili mevzu hadislerle bağnazların verdiği bir zihniyet var insanlara ve İslam'ın bu olduğunu gösteriyorlar. Halbuki böyle bir şey İslam'da hiçbir şekilde olmadığı gibi Kur'an'da da Allah'ın bir emri değildir. Allah güzeli sever, her şeyin güzelini teşvik eder ve cennet nimetlerinin de Müslümanlar mümkün olduğu kadar dünyada oluşturmaya çalışırlar. Şimdi bağnazların söylediği gibi bir hayat olsaydı nasıl olurdu diye çok güzel verdiği örnekler var hocamızın. Ben bunlardan biraz örnek okumak istiyorum. Mesela bağnazların ruhu dünyaya hakim olsaydı bu resim tamamen dünyadan kalkacak, heykeller tamamen dünyadan kalkacak ve bunun dünyaya ne gibi etkileri olacaktı? Bir kere dünyanın hiçbir yerinde tablo ya da reklam, ilan, duyuru, pano gibi bir şey olmayacaktı. Yani hiçbir şeyi görsel olarak izleyemeyecektik. Yazılı tebliğ yapılırken resimli anlatımlar kullanılamayacaktı ki tebliğde resimli anlatım gerçekten çok önemli bir nimettir. Aynı zamanda sanatın kullanılması da tebliğde çok önemlidir. Bunlara imkan olmayacaktı. Okul kitaplarında resimli anlatımlar olmayacağı gibi hiçbir kitapta resimli anlatım olmayacaktı. Tabii ki en önemlisi internette herhangi bir resimli anlatımla karşı karşıya kalamayacaktık. Sadece yazılardan meydana gelen bir bilgiyle karşı karşıya olacaktık ve insanlar belki de dünya üzerinde gidemedikleri, göremedikleri hiçbir nimetle karşı karşıya kalamayacaklardı ki bu aslında Allah'ın çok önemli bir nimetidir insanlara. Sadece belki küçücük bir köyde veya küçücük bir kasabada oturup dünyanın bütün güzelliklerine ulaşabilmek Allah'ın ahir zamanda insanlara, inananlara bir nimetidir. Bu nimetten de mahrum kalacaklardı. Otellerde resimlerle estetik hale getirilmiş tablo, resimli aksesuarlar, vazolar, bardaklar, tabaklar hiçbir süs olmayacaktı. Para banknotlarında dahi resim kullanılamayacaktı. Saraylardaki ihtişamlı resimler, düşünün saraylara asıl ihtişamı veren o heykeller, tablolardır, bütün süsler, desenlerdir. Bunlardan tamamen arındırılmış bir saray düşünün. Zaten saray olma vasfını kaybedecektir. Duvar süslemeleri hiçbiri olmayacaktı. Yine anatomide insanın faydasına olan, insan bedenini tanıtan çizimli anlatımlarda kullanılamayacaktı. Bu şekilde çok sayıda maddeyle hocamız insanların biraz olsun ufkunun daha bu konuda genişlemesine vesile olabilecek örnekler saymış bu kitapta. Tabii ki biz sanatın nasıl bir dünya nimeti olduğunu bildiğimiz gibi asıl cennette asıllarına ulaşmak için Tabii. Rabbimizi umutla bekliyoruz. Tabii ki İnşallah. inşallah. Ben bir diğer soruya geçeyim. Münafıklar baştan mı münafıktır diye sormuş bir izleyicimiz. Yoksa önceden iman edip sonradan münafık olan var mıdır diye soruyor. Şimdi bu sorunun aslında iki cevabı var. Öncelikli olarak ilk cevapta bir insan, bir Müslüman toplum, münafık önce nedir? Önce bunun tanımını yapalım. Münafık Müslüman topluluğun içinden çıkan iki yüzlü, riyakar, Müslümanların aleyhinde faaliyet gösteren, iman ettiğini söyleyen ama gerçekte iman etmeyen ve cehennemin en aşağı tabakasıyla karşılık bulacak olan dünyanın en alçak karakterli insanlarına verilen isimdir. Kur'an'da da münafıklarla ilgili çok sayıda tarif vardır. Şimdi bu seyircimizin sorusuna gelecek olursak bunun iki cevabı var. İlk cevabı yaşadığımız zahiri hayata göre insanlar Müslüman topluluğun içerisine gelebilirler. Başta iman ederler. Fakat sonradan Allah korkularını gereği gibi yaşamadıkları için, vicdanlarını kullanmadıkları için bu imanlarını kaybedebilirler. Ve Allah bunu ayetlerinde bize söylüyor. Önce iman ederler, sonra inkar edenler, sonra yeniden iman edip yeniden inkar edenlerden bahseder Rabbimiz ayetlerinde. Sorunun ikinci cevabı ise bu batıni cevabıdır. Bu da ne demektir? Kaderle düşündüğümüzde her insan zaten kaderi yaşamaya başladığında o kaderin başı ve sonu belirlidir. Yani cehennemdeki insanlar dünyaya cehennemden gelmişlerdir, cennettekiler de cennetten gelmişlerdir. Dünyada kendileri için çizilmiş olan Rabbimiz tarafından kaderi yaşarlar ve yeniden gerçek yurtlarına dönerler. Dolayısıyla bir münafık aslında münafık olarak gelir, yine münafık olarak gider. Ve bu Allah'ın adetullahıdır ve bu şekilde olur. Şimdi ayetlere bakacak olursak mümin topluluğun içinden çıkmaları ile ilgili ayette şöyle bildiriliyor. Nur suresinin 11. ayetinde. Doğrusu uydurulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır diyor
Rabbimiz. Yani sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Müminlerin içinden çıkması Evet. şarttır münafığın. Yine Allah'a iman etmezler münafıklar. Bakara suresinin 8. ayetinde şöyle bildiriliyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa inanmış değillerdir. Ve münafıklar tabii ki asıl Allah'ın bütün olayları yaratan olduğunu, bütün olaylara müdahil olduğunu, bütün olayları yaratanın, kaderde yaratanın Allah olduğunu düşünmezler, hesap etmezler. O yüzden de derler ki, Rabbimiz bunu Münafıkun suresinde belirtir. Allah ve Resulü yanında bulunanlara hiçbir infakta bulunmayın ki sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Rabbinindir, Allah'ındır. Ancak o münafıklar kavramıyorlar diye Rabbimiz bize münafıkların ne kadar aslında akıldan yoksun olduklarını, nasıl olayların gerçek yönünü kavrayamadıklarını gösterir. Hep müminlere zarar verme yönünde çıkarlar. Fakat çok önemli bir vasfı vardır münafığın. Müslümanın şevkini arttırır. Müslümanın mücadele azmini arttırır. Müslümanın neşesini arttırır. Müslüman bir münafık gördüğünde adeta böyle kor ateşin alevlenmesi gibi alevlenir ve daha da şeklenir. Daha da güzel hizmet eder, daha güzel tebliğ yapar, aklı daha saatli hale gelir. Bu anlamda çok vesiledir aslında Evet. Müslümanlar için. Tabii. Bu arada onların varlığı da Müslümanların ortaya çıkması için önemlidir Tabii. gerçekten. Müslümanın farkının anlaşılması için münafığın gerçekten Müslüman bir cemaatin içinden çıkması gerekiyor. Bir Müslüman topluluğun içinde olması hem de onların hak ve doğru yolda olduğunun da bir delili olmuş oluyor. Tabii Müslümanların güzel ahlakını anlayamamaları da aslında çok önemli bir delildir münafığın. Evet. Çünkü Müslümanlar dünya üzerinde Allah'tan korktukları için güzel ahlakı yaşama konusunda da en uç sınırlarda yaşamak için gayret gösteren vicdan sahibi insanlardır. Fakat münafık bütün işini gücünü bırakır, küfürle ilmi mücadele yapmayı bırakır, bütün hayatını Müslümanlarla mücadeleye adar. İşte burada o yüzden Allah onların cehennemin en alt tabakasında olduklarını söyler. Çünkü Müslümanlar onlara hep güzellik sunarlar. Müslümanların arasında onların oluşturdukları o güzel ortamdan istifade eder münafıklar. Çünkü gerçekten cennet benzeri bir ortam oluşturmaya çalışır Müslümanlar. Fakat buna rağmen, bu kadar nimetle karşılaşmalarına rağmen, iman etmeseler bile sırf gerçekten Minnet. Bir vefa, nankörlük olmaması için orada bir vefa olarak yapabilecekleri düşünülecekken, tabii ki münafıktan vefa beklemek söz konusu olmaz. O da fıtratının gereği olarak alçaklıkla, nankörlükle ve Müslümanlara karşı da kahpelikle adeta böyle bir mücadele verirler. Çünkü Evet. kuşku içindedirler ahiretten. Aslında bilirler. Ama Rabbimiz Fusilet suresinin 54. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır diye bildirir. İşte o kuşku onları yiyip bitirir. Sürekli dünyevi olarak zarara uğradıklarını zannederler. Müslümanların ne kadar mutlu olduklarını görürler ama o mutluluğun içinde bir türlü sıkıntılarını terk edemezler. O sıkıntı onlarla birlikte dünyanın en uç köşesine de gitseler, onlarla birlikte, onlara yapışmış bir kabuk gibi onlarla birlikte seyahat eder. Bu da münafığın dünyadaki belasıdır. Tabii. Ahiretteki karşılıkları da açıktır. Üçüncü bir soruya geçmek istiyorum. Bir kardeşimiz sormuş, diyor ki hocam İslam'da bütün kurallar belliyse akıl kullanmanın yeri nedir diyor. Çok önemli, güzel bir soru. Önemli ve güzel bir soru gerçekten. Şimdi Allah aklı seviyor. Allah aklı çok seviyor. Çünkü bir insanın akılla anlaması, Allah'ı akılla anlaması onun gerçek bir Müslüman yapar, onu gerçek bir iman sahibi yapar. Onu gerçek bir dava insanı yapar. Yani o davaya sahip çıkar. Allah'ın neden neyi yarattığını anlayabilir. Şimdi Allah bir ayetinde önce dağları örnek veriyor bir iman hakikati olarak. Sonra ırmaklardan yollar kıldığını belirtiyor. Irmakları örnek veriyor. Sonra yıldızları örnek veriyor ve diyor ki Rabbimiz, şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi mi? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz diyor Allah. Evet. Düşünmez misiniz? Bu çok önemli. Şimdi yaratan yaratmayan gibi mi? Yani yaratan bir yaratıcımız var ve yaratma örnekleri dünyanın her tarafında var. Gözlerimizin önünde. Bu sadece ırmaklar, yollar, yıldızlar değil. Tabii ki Kur'an'da belli başlı şeyler sayılmış ama aslında iman hakikati tek bir hücremizde, bu masanın etrafında, yaşadığımız yerde, soluduğumuz havada, her yerde, yani içinde bulunduğumuz gezegende, kainatın uçsuz bucaksız uzaklıklarında her yerde kendisini gösteriyor ve olağanüstü şekilde müthiş hassas dengelerle artık yani hayranlık uyandırıcı bir denge ve düzen içinde kendisini gösteriyor. Şimdi bunları eğer bir insan düşünmezse ve akıl kullanmazsa,
O zaman bir yaratıcının yarattığı şeylerin delillerini etrafında görüp onlardan bir anlam çıkarmaya yanaşmazsa, o zaman işte bazı şeyleri kendisine öğretildiği şekilde algılama meyilinde oluyor. Böyle olduğu zaman da işte Allah'ı anlamayınca, o zaman ne için ibadet ettiğini, neye inandığını, bu dünyanın neden yaratıldığını, kendi varlık sebebini anlayamayacak duruma geliyor. Allah'a inansa bile bak, bu çok önemlidir. Onu anlayamayan bir insanın da samimiyeti, sevgisi, dostluğu, Allah'a olan yakınlığı, Allah korkusu çok sınırlı seviyede olur, çok az olur. Ve gerçekten de bir dirayet edeceği dava sahibi bir insan haline gelemez hale gelir. Halbuki Müslümanların bir vasfı vardır. Müslümanlar çok akıllıdırlar ve dünyayı kurtaracak, dünyaya barış ve düzen getirebilecek bir akla sahip olmalıdırlar. Bu nasıl olur? Allah'ı çok iyi anlayarak, Allah'tan çok korkarak, Allah'ı çok severek olur. Bu da ancak Allah'ı anlamakla olur. O da akıl kullanmakla olur. Allah'ın yarattığı şeylerden biz o yaratıcının büyüklüğünün, yüceliğinin delillerini çok net görebiliriz. O delilleri çok iyi anlamakla olur ancak. İşte akıl kullanmak bunun için gerekiyor. O yüzden Kur'an'ın çok fazla ayetinde aklınızı kullanmaz mısınız, düşünmez misiniz diye Allah uyarır. Bize verilen bütün delillerde biz aklımızı kullanmak, düşünmek, Allah'ın yaratma gücünün büyüklüğünü anlayabilmek, Allah'ın kudretini, gücünü keşfedebilmekle yükümlüyüz. Bunu anlayan bir insan sarsılmaz olur. Yani çok ciddi şekilde doğru yolda olduğundan emin olur. Hiçbir zaman bir şüphenin içine giremez. Hiç kimse onu aldatamaz. Bakın dünyanın çok büyük bir kısmı Darwinizmle aldatılmış durumda. Bunun en büyük sebebi Allah'ın yaratma sanatı üzerinde insanların düşünme eksikliğidir. İşte düşünseler çok rahat bir Evet. kelebeğin neden o kadar güzel olduğunu, bir insanın hücresindeki o kromozom yapısının neden o kadar olağanüstü muazzam olduğunu düşünüp anlayabilirler ve Allah'ın büyüklüğünü görebilirler. Aslında biz Kur'an'a baktığımızda haramlar çok az. Allah Kur'an'da birkaç tane haramla dinin kurallarını, yasaklarını belirlemiş. Helaller gerçekten uçsuz bucaksız ve çok kolay ve çok güzel bir dinimiz var. İşte Allah bu noktada bize dinde zor ve baskı olmadığını söylüyor ayetlerinde ve kolay bir din yarattığını söylüyor. Ama işte burada artık vicdan ve akıl devreye giriyor. Allah korkusu vicdanın kullanılması için bir yöntem oluyor ve insan Allah'tan korktukça doğruyu yanlıştan ayırabilecek, Allah'ın ayetlerinde belirttiği gibi bir anlayışa sahip oluyor, bir nura sahip oluyor. İbadeti de o güçle yapıyor, değil mi? İbadet de Evet. dediğin gibi o güçle yapıyor. Kur'an'da yine belirtilen ibadetler de çok belirlidir ve bunlar zevkli Müslüman'ın yerine getirdiği özelliklerdir. Ama işte orada akıl kullanmak Müslüman'ın aklının sınırlarıyla dini yaşama kalitesini de bize gösteren gerçek olmuş oluyor. Burada ailenin söylediği gibi gerçekten etrafımızdaki bütün iman hakikatlerini fark edebilmek, insanlara güzel ahlakla davranabilmek ama o ahlakın mesela Allah bize ayetinde der ki şeytandan Allah'a sığınırım, inanan kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. İşte o sözün en güzelini söylemenin nasıl olduğunu biz aklımızı kullanarak fark edebiliriz. Siz bir söz söyleyebilirsiniz, güzeldir o ama onun daha güzelini aklınızla vicdanınızla bulabilirsiniz. Akıl, İslam'ı yaşamanın her noktasında Müslüman'ın kılavuzudur. Ve akıl olmadan zaten kaliteli bir yaşamda mümkün değildir. Ve İslam bize bunu gerektirir. Ve aklı son noktasına kadar da kullanmayı gerektirir. O yüzden de gerçekten Allah'tan korkan insanlar, samimi olarak Allah'tan korkan, samimi ihlas sahibi insanlar dünyanın en akıllı varlıkları olurlar ki bu çok önemlidir. Düşünürler, derin derin tefekkür ederler, Rablerine yönelirler ve Allah'ın her şeyi yarattığını bilip sonsuz aklın kaderini yaşamanın konforuyla dünya üzerinde işte her türlü vicdani sıkıntıdan arınmış olarak serbest bir akılla düşünebildikleri için de ufukları çok geniş olur. Evet. Buna da gerçekten aslında en güzel örneklerden bir tanesi hocamız. Evet. Şu anda Türkiye'de meydana gelen birçok ilki yaşatmış Evet. durumda. Biz hayatımızda da gerçekten birçok ilkle karşılaştık listesi. Çünkü aklının sınırları, Evet. ufkunun genişliği bize gerçekten çok güzel örnek oluyor. Hiçbir alışılagelmiş, monoton olayla karşılaşmadan sürekli bir yenilikle, sürekli bir güzellikle ve insanların hep daha rahat edebileceği gerçek İslam anlayışının yaşanmasına vesile olan Evet. gerçekten çok kıymetli bir insan olduğu için Maşallah. buradan anlıyoruz Bunu elinden. anlattığına bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin Kur'an'da Allah Müslüman'ın temiz olduğunu belirtir. Ama o temizliğin detayları belirtilmemiş, Evet. anlatılmamıştır. O temizliği işte Müslüman aklıyla bulur ve en temiz olur Evet. onunla birlikte. İşte güzel ahlak dediğin gibi senin de temizlik, dışarıya, insanlara, dışarıya derken cahiliye toplumlarına, cahillik içinde olan toplumlara nasıl davranılacağını, nasıl yaklaşılması gerektiğini insan Kur'an'dan verilen delillerle aklıyla bulur. Onun dışında zaten Allah o yüzden
aklı çok yoğun Müslümanın kullanması gerektiğini belirtir. Tabii bu anlamda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm alemlere en güzel örnektir. Çok güzel bir Biz örnek gerçekten gerçekten. onun yaşantısından da nasıl akıllı olunabileceğini, akıllı bir insanın tüm insan toplumlarına, tüm farklı kökenlere de ait, farklı dinlere ait Evet. insanların nasıl bir arada Tabii. huzur ve mutluluk içinde yaşatılabileceğini onun hayatından örneklerle görmüş oluyoruz ve kendimize tabii ki asıl örnek olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alıyoruz. Maşallah. Evet, bugünkü programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.